Kısa Dalga'dan merhaba. Faruk Bildirici ile konuşacağız bugün. Faruk Bildirici, Türkiye basınının önemli isimlerinden biri. Hürriyet'te uzun yıllar gazetecilik yaptı ve ombudsmanlık yaptı. Yani aslında kamu denetçiliği anlamına geliyor ombudsman. Hepimiz adına Hürriyet gazetesini denetledi. Şimdi de bağımsız olarak kendi blogunda medya eleştirileri yapıyor ve yine hepimiz adına bir kamu denetçiliği yapıyor. Bu çok kıymetli işi yaptığı için ben izninizle abi diyeceğim. Gündelik hayatta öyle dediğim için daha rahat hitap edeyim diye. Abi merhaba. Merhabalar. Teşekkür ederim benim ilgili değerlendirmelerin için ama ben kendimi aslında çok önemli bir iş yapıyor gibi çok da hissetmiyorum. Sanki bir denizin içinde böyle dağılmış ve kendi çizgisine yüzen bir insan gibi hissediyorum. Bunu zaman zaman hepimiz hissediyoruz ama bence şu yaptığınız çok kıymetli çünkü benden daha iyi biliyorsunuz. Gazeteci olarak biz tarihin tanıklarıyız. Bu açıdan çok önemli. Not düşmek çok önemli. Bir de hakikaten medya yönelik eleştirilerinizden hepimiz ve kamuoyu çok faydalanıyor. Ben işin başına yani gazetecilik maceranıza başlangıcına dönmek istiyorum. Birçok Türkiye'de ne diyelim isim yapmış ve bir yerlere gelmiş gazeteci de olduğu gibi siz de Cumhuriyet Gazetesi'nde başladınız gazeteciliğe. Evet. Ben 1981 Haziran'da Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'ndan adımımı attım. Tam da aslında darbe sonrası Cumhuriyet Gazetesi. 1980. Ha 1980 pardon. Evet, 81 darbe diye anladım. Öncesi darbeden evet. 4 ay kadar önce başladım. Dolayısıyla askeri dönemi, o darbe dönemini mesleğe yeni başladığım günlerde geçirdim. Keşke zaten bir süre önce başlamış olsaydım da daha deneyimli olsaydım o günlerde diye düşünüyorum şimdi. Evet, darbeyi daha donanımlı karşılamak açısından. Evet. Peki neler yaşadınız? Kısaca o darbe döneminde Cumhuriyet Gazetesi ile darbecilerin, askerlerin ilişkisi nasıldı? Hangi notlar aktarabilirsiniz? Bu çok uzun, geniş bir konu aslında. Şöyle söyleyeyim. Şimdiden geçmişe bakıldığında 12 Eylül döneminde gazeteciliğin tamamen askerlerin istediğini kabul eden, onlar hiçbir talebini itiraz etmeyen ve her dediğini aynen uygulayan bir gazetecilik olduğu gibi bir yanlış varsayım var bence. Öyle değil. Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi gibi başka gazetelerde de bazı gazeteci arkadaşlar da o dönemde kendi bildikleri çizgiden şaşmadılar ya da şaşmamaya gayret gösterdiler. O askeri darbe sınırları içerisinde mümkün olduğunca gazeteciliği yapmaya çalıştılar. Biz de aslında Cumhuriyet'te bunu yaptık. Benim açımdan mesela hatırlatabileceğim şöyle bir şey vardı. Ben Mamak Askeri Cezaevindeki askeri mahkemelerdeki yargılamaları izledim. Yani siyasilerin yargılamaları, işte dev yoldan MHP'ye kadar davaları izledim. Orada mümkün olduğunca işkence davalarını, işkence örneklerini gazeteye yazmaya çalıştım. Hatta hiç unutmuyorum, işkence haberlerini biz o kadar çok yazmıştık ki Cumhuriyet Gazetesi'nde Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı bildiri yayınladı. Bundan sonra işkence iddiaları tutanaklara geçmediği takdirde yayınlanamaz diye. Biz o de, da bir şeymiş. Evet, biz de ama avukatlarla anlaştık. Avukatlar bütün çabalarını o işkence iddialarını tutanaklara geçirmek üzerine kurguladılar. Biz de tutanaklara göre aynen şöyle diye yazmaya başladık gibi. Yani her baskı döneminde aslında gazetecilik bir mecra buluyor değil mi? Yani evet, yöntem bulunabilir tabii ki. Yani ama işte bu nedenledir ki zaten Cumhuriyet o dönemde 3 defa yanlış hatırlamıyorsam kapatıldı. Birisinde süresi belirsiz olmak kaydıyla kapatıldı. İşte anayasa referandumu sırasında mavi dendiği için yine cezalandırıldı. Yani ciddi baskılar gördü o dönem Cumhuriyet Gazetesi. Fakat ben gerçekten o dönem çok şey öğrendim gazetecilik açısından bakıldığında. Şöyle bir örnek vereyim. MHP davası başladığında Cumhuriyet Gazetesi iddianameyi çok geniş biçimde yayınlamaya başladı. MHP'lilerden Alparslan Türkeş başta olmak üzere Cumhuriyet yönetimine itiraz geldi. Nasıl olur böyle bir iddianame yayınlarsınız? Bu haksızlık bize diye. Hasan Cemal de onlara söz verdi. İddianameleri ne kadar geniş veriyorsak savunmaları da o kadar geniş vereceğiz diye. Ve öyle de yaptı zaten. Sonra teşekkür aldı. Hiç unutmuyorum, MHP'nin en genç MHP davası sanıklarından birisi vardı. Bir çocuktu. 13 yaşındaydı. Benim yanımda yargılamanın molası sırasında, duruşma arasında gazeteyi okuyordu. Allah kahretsin, bu gazeteyi okumak zorunda kaldım dedi. Ve gazeteyi yırttı, Cumhuriyet Gazetesi'ni. Şimdi o zaman mutlu oldum ben. Demek ki
Yani yapmamız gereken şey bu. O gazeteyi kızsa bile tarafsız olmamız gerekir. Olayı nesnel biçimde iki taraftan vermemiz gerekir mesela. Öğrenmiştim o dönemde. Herhalde bir gazete için de başarı ölçüsü bu. Yani siyasal karşıtlarının dahi o gazeteyi okumak zorunda kalması. Bilir miyim? Ben eğitim muhabiri de yaptım o dönemde. YÖK ile ilgili haberler yazıyordum. YÖK yeni kurmuş. Doğramacıyla da sık. Yazdığım haberlerden birini bir gazetede birinci sayfadaydı. O gün Dolmuş'ta bindim. Dolmuş'ta yanımdaki iki genç konuşuyorlardı. Ve benim yazdığım haberi yanlış anlatıyordu o genç diğerinin arkadaşına. Müdahale edecektim. Birden kendimi durdurdum. Dedim ki bir dakika Faruk ya yanlış yapıyorsun. Eğer sen o gencin o haberi yanlış anlamasına müsait biçimde yazdıysan hata senin, onun değil. Burada bu çocuğa bunu anlatman bir şey değiştirmez. Haberi doğru düzgün yazman gerekir. Ve o bana şunu öğretti. Haberleri herkesin anlayacağı biçimde yazmak gerektiğini, sadece benim anlamam yetmediğini anladım doğrusu. Böyle bir örnekti benim için. Evet. Cumhuriyet'te o dönem tabii bir de aslında ideolojik farklılaşma nedeniyle bir ayrılığın da mayalandığı günler evet. Diyelim 80'li yıllar. Evet. İşte Hasan Cemal ve İlhan Selçuk ekibinin diyelim. Sonra da bir ayrılık yaşandı. Siz bu ayrılık nedeniyle mi Cumhuriyet'ten ayrıldınız yoksa evet. Ondan bağımsız mı? Yok bağımsız değil. Ondan oldu. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Yani Cumhuriyet gazetesinde mesleğe başlamış bir Cumhuriyet çocuğuyum ve oradan ayrılmak benim için çok da kolay değildi. Ama şöyle benzer oldu. Bir şeyi ben de yaşadım. Cumhuriyet'ten ayrılmak zor gerçekten. Evet. Gerçekten zordu. Öyle bir şeyi de asla hayal etmiyordum. Ama şöyle oldu. O dönemi ben aslında çok da ideolojik bir kavga olarak görmüyorum doğrusu. Yönetim kavgası, gazete içindeki iki ayrı grubun yönetim kavgası olarak görüyorum. Elbette ideolojik farklılıklar vardı ama bu ideolojik farklılıklar o ayrışmaya ne derler, gerekçe oluşturdu belki. Fakat ben ve benim gibi bazı arkadaşlar o dönemde biz üçüncü bir yolu oluşturmaya, iki tarafı kopmamaya, yani vazoyu kırmamaları için çalıştık ama başarılı olamadık. Sonunda taraflardan birini seçmek gerekiyordu. Ben Kemalistler tarafında değildi, Hasan Cemal tarafında, Cemalistler tarafında yer aldım. Ve tabii Kemalistler geri dönünce gazeteydi, ayrılmak durumunda kaldım. Daha devam edemezdim. Ama tabii şunu söyleyeyim, yine de benim İlhan Selçuk'la İlhan abiyle ilişkim asla hiçbir zaman kopmadı. Hatta ileri zamanlarda Kemal Derviş'le ilgili yazdığım yazıdan bahsederken, ki kendisi Cumhuriyet Okulu'ndandır diye bir not düşmüştü. Beni çok mutlu etmişti doğrusu. Yani çünkü mesele bizim orada Cumhuriyet'te kavga etmemiz, farklı görüşte olmaz değil diye önemli olan. Önemli olan aynı gazetecilik ekolünden olmamız ve dünyaya aynı gazete çizgisinden bakmamızdı doğrusu. Evet. Cumhuriyet'e dair izninizle ben de birkaç söz lütfen. Etmek isterim. Ben kısa bir süre çalıştım ama yani kısa bir süre dediğim 2 yıl çalıştım. Tam da Cumhuriyet üzerine baskıların yoğunlaştığı, işte arkadaşlarımızın tutuklandığı dönem. Daha sonra mevcut vakıf yönetimi vakıf davasını kazanarak geri dönünce de ayrıldım. Ama Cumhuriyet'e dair benim hissiyatım ve bugün eksikliğini gördüğüm şey, Cumhuriyet tamam bir Kemalist gazete olarak biliniyor ama uzunca yıllar belki İlhan Selçuk'un da başarısı şuydu, solun bütün renklerine yer veren bir gazeteydi. Hı. Yani en tartışmalı zamanlarında bile yani diğer solcuların kızdığı, sosyalistlerin ya da liberal solcuların Cumhuriyet'e kızdığı dönemde dahi örneğin bir Oral Çalışlar, bir Aydın Engin orada yazabiliyordu. Şimdi Cumhuriyet'te benim hayal kırıklığına neden, benim için hayal kırıklığı olan şey tek tipleşti gazete. Yani başka seslere kapattı kapılarını. Dolayısıyla Cumhuriyet eski Cumhuriyet olmaktan bu nedenle düştü. Yoksa evet yani ben Cumhuriyet'te çalıştığım dönemde şunu söylüyordum. Evet Kemalistlerin de böyle bir gazeteye hakkı var yani onların bu gazetesi. Onlar yaşattılar, onlar büyüttüler, onlar sahiplendiler. Ama İlhan Selçuk ekolünün o herkese yer veren geniş bir yelpaze de bir yayıncılık çizgisi ne yazık ki şimdi gitti. Neyse bilmem. Evet ama burada tabii şunu söylemek gerekir sanırım. Cumhuriyet'e her dönem hepimizin eleştirileri vardı. Benim de orada çalışırken de sonra da şimdi eleştirilerim var. Ama şuna eminim, Cumhuriyet'in yaşaması gerek. Yani evet. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin de yaşaması gerek. Çünkü medyanın ihtiyacı var. Ve bütün yanlışlarına rağmen ve bütün eksiklerine rağmen ben hala Cumhuriyet'in bugünkü medya camiası içerisinde önemli bir işlev gördüğünü düşünüyorum.
Evet evet. Altı çizeyim. Bütün eksiklerine ve yanlışlarına rağmen diyorum ve ben de eleştirime rağmen bunu söylüyorum. Ben de bir ek yapayım. Mevcut yönetime rağmen Cumhuriyet ruhu, oradaki gazetecilik anlayışı, basın emekçileri diye hep söylediğimiz gazetecilerin kendisi, evet, yani muhabirlerin habercilik çabaları son yıllarda en başarılı gazetecilik örneklerinin hala Cumhuriyet'ten çıkmasına yol açıyor, sağlıyor. Dolayısıyla evet, Cumhuriyet önemli. Peki abi, oradan... Evet, ayrıca tabii şöyle bir şey var. Yani tabii gazetenin, her gazetenin politikası olur. Dünya görüşü olur. O politika temel çatısını oluşturur yayınların, ama bunun yanı sıra gazetecilik anlayışını, gazeteyi yapma biçimini, haberleri yazma biçimini, algılama ve aktarma biçimini güncellemesi, yenilemesi gerekir. Yani sanırım Cumhuriyet'in bu noktada da ciddi zaafları var kendi yenilemek konusunda. Evet. Oradan Hürriyet'e geçtiniz. Gerçekten çarpıcı bir ne diyelim yer değişikliği. Çünkü Hürriyet 90'lı yıllarda aslında gücünün zirvesindeydi ve belki 2000'li yılların ortalarına kadar da bu sürdü. İşte basının amiral gemisi diye tanımlandı. Kimileri de gayri resmi gazete diyordu Hürriyet'e. Yani devletin sözcüsü ve devletin çıkarlarını sonuna kadar savunan bir yayıncılık. Cumhuriyet'ten Hürriyet'e geçişte bir şok yaşamadınız mı? Mesela ben Radikal'den Sabah gazetesine geçtiğimde ilk birkaç ay kendime gelememiştim. Yani hem ofis bile benim için şok ediciydi. Radikal mütevazi ofisinden Karum'daki lüks Sabah ofisi ve oradaki ilişkiler. Bir de yayıncılık, yani gazetecilik, oradaki gazetecilik de çok zordu. Siz nasıl bir süreç geçirdiniz? Tabii şöyle, ben asıl şoku Hürriyet'te değil, Sabah'ta atlattım. Öyle mi? Şöyle bir şey oldu. Ben yani Cumhuriyet'te kalamayacağımı anlayınca, yani etrafa bakınmaya başladım. Sabah'tan haber geldi. Murat Birsen o zaman Ankara'nın başındaydı, Ankara Sabah'ın. Oraya geçtim. Bir 3,5-4 ay kadar orada çalıştım 92 yazında doğrusu. Ve ilk şoku orada atlattım. İnanamadım, nasıl bir gazetecilik, nasıl bir gazete, dünyaya bakış, her şey benim için çok farklıydı. Bereket o sırada Enis Berberoğlu zaten çıkan, onu da Cumhuriyet'ten tanıyorum, o Hürriyet'teydi. O Ankara'daydı, İstanbul'a gidecekti. O beni çağırdı Hürriyet'e, haber müdürü olarak Ankara'ya. O benim için ciddi kurtuluş oldu. Dolayısıyla o şoku atlattıktan sonra Hürriyet'e geldim. Hürriyet'te aslında beklediğimin tersine o kadar da zorluk çekmedim. Çünkü evet, her şey çok farklıydı, daha farklı gazetecilik yapılıyor vesaire, ama o devletçi bakış ikisinde de birbiriyle uyuyordu aslında. Yani Cumhuriyet'le Hürriyet'in o devlete bakışı, sahiplenişi, o ulusal güvenlik anlayışı vesaire, onlarda çok farklılık yoktu. Ama haber yazmasında, haber toplamasında, ilişki ağında... tabii ki farklılıklar vardı. Onlara da doğrusu çok zor olmadı. Ama şunu hatırlıyorum yine de. Ankara bürosuna girdiğimde etrafa baktım. Çok farklı insanlar vardı. Benim o güne kadar yaptığım gazetecilik anlayışından çok farklı yöntemler kullanan arkadaşlar vardı. Ben burada herhalde 1-2 ay falan kalırım diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Peki nasıl? 27 yıl kaldım orada ben. Ne oldu da kaldınız? Yani sizi yanıltan neymiş? Ya şöyle, aslında galiba Hürriyet'in de dönüşmeye başladığı yıllardı. Yani o eski hiçbir gazetecilik etiğini iplemeyen, gazetecilik kurallarına dikkat etmeyen o gazetecilik tarzını bırakmaya başladığı dönemlerdi. O döneme rastladım sanıyorum ben de. Ve ben tabii şöyle bir şey oldu, belki kişisel özelliğim. Ben karşı olduğum şeyleri... Nerede olursa olsun hep söylerim. İtiraz ederim. İtiraz etmekten, karşı olduğumu söylemekten vazgeçmem. Hürriyette de hep öyle oldu. İtiraz ettim, karşı çıktım ama bunu hiçbir zaman kavgaya dönüştürmedim. Yani kendi yetki çerçevemi, kendi sınırlarımı bildiğim için de, örneğin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, ben ona o gün bir manşet varsa o manşetin yanlış olduğunu, gerekçelerini, kendi görüşlerim çerçevesinde aktarıyordum. Bazen beni dinliyorlardı ya da başka diğer yöneticiler tabii ki. Bazen de dinlemiyorlardı. Ama sonuçta genel yayın yönetmeni o ve onun sorumluluğunda. Ve orada kaldığı için de galiba çok kavgadan hoşlanan birisi olmadığım için de ama kendimi de korumaya çalıştığım için bu şekilde devam edebildim. Orada benim hep düşündüğüm bir şey var. Bilmem katılır mısınız? Hürriyet ve özelinde, bir de Ertuğrul Özkök özelinde çok farklı tipte gazeteci, çok farklı bakış açılarına, çok farklı gazetecilik anlayışlarına sahip gazeteci.
Ve çok farklı yelpazede bir yazar kadrosuyla hep gitti Hürriyet. Evet. Sanırım bunu bir avantaja çevirmeyi biliyordu Hürriyet. Yani haber müdürü Faruk Bildirici ile işte polisten aldığı haberi süzgeçsiz doğrudan gerçekmiş gibi sunan bir polis muhabiri arasında hani gazeteye hepsinin katkısını süzerek bir araya getirebiliyordu. Bilmem katılır mısınız? Yani o yönetim kesinlikle anlayışı ve başarıda böyle bir şey var. Tabii kesinlikle katılıyorum. Şimdi Ertuğrul Özkök'e çeşitli gazetecilik anlayışıyla ilgili eleştiriler yöneltebiliriz. Ama şunu hakkını vermem lazım. Gerçekten iyi yöneticidir. Yoksa aksi halde zaten 20 yıl kalamazdı orada. Ve son derece zeki, kıvrak anlatılanı çok çabuk kavrayıp onu çarpıcı başlıkları habere dönüştürebilen bir yaklaşım vardı. Ve şunu hep söylemişimdir. Bir gazetenin bir herhangi bir ne bileyim bir çikolata fabrikasından farkı vardır. Orada herkesin aynı işi yapması, itiraz etmemesi gerekir. Ama bir gazete çıkarıyorsanız farklı görüşte olanların, yani farklı görüş derken sadece dünya görüşü demiyorum. Gazetecilik, habere bakış, fotoğrafı aktarış vesaire gibi her konuda farklı düşünmesine yarar var. Farklı seslerin olduğu, farklı bakışların olduğu yerden renkli ve yaratıcı işler çıkar. Ve Ertuğrul Özkök'ün işte bence başarısı burada zaten. O farklı bakışları birbirleriyle çatıştırmadan bir şekilde uzlaştırarak birlikte götürmeyi başarıyordu. Peki abi orada araya gireyim. Birçok insanın tam bu noktada aklına geleceğini düşündüğüm bir soru var. Şimdi siz medya eleştirileri yapıyorsunuz. Hürriyet'te de geleceğiz oraya. Ombudsmanlık yapmaya başladınız. Hürriyet'te nasıl çalışabildiniz? Yani çok eleştirdiğiniz bir basın gazetecilik anlayışı var. 90'lar da bunun çok zirve yaptığı dönemdi. Mesela ben Ulucanlar katliamından önce Hürriyet'te yayınlanan bir fotoğrafı hatırlıyorum. Eylül ayı olmasına rağmen işte evet, kazaklarla çekilen kazaklarla montla kabanlarla işte cezaevini ele geçiren mahkumlar isyan etti mealinde o katliama zemin hazırlayan bir gazetecilik ya da hayata dönüş operasyonu dedikleri katliamdan sonra devlet girdi şeklinde böyle hem çağrışımları itibariyle çok ağır bir başlık. Bunlar hatırladığım işte Ahmet Kaya'ya yapılan linçler vesaire sayısız örnek verebiliriz. Nasıl tolere ediliyordu ve nasıl çalışılabiliyor? Yani ben de ne denir bu renkli basında çalışmış biri olarak bu sorulara muhatap olduğum için size biliyorum tabii ki son derece haklı sorular. Bir defa şunu galiba söyleyemem lazım. Ben de pürüpak değilim. Ben de hiç hata yapmamış değilim. Ben de yanlışlara ortak olmamış ya da günahkar olmamış değilim. Günahlara ortak olmamış değilim. Benim de sorumluluklarım, hatalarım var. Fakat ben geriye baktığımda bütün bunların ortasında işte sürekli itiraz eden, bunları düzeltmeye çalışan, bunun yanlış olduğunu söyleyen bir haber müdürü olarak var oldum. Öyle olmaya çalıştım. Yani ben de biliyorum Genelkurmay'dan gelen sarı zarfların haber yapıldığını. Ben de biliyorum hiçbir şekilde doğru olmayan işte o az önceki fotoğraf örneğinde olduğu gibi. Bunların bir kısmı evet benim önümden geçiyordu. Ve ben onları engellemeye, düzeltmeye, hiç olmasa bazı şekilde bazı nasıl söyleyeyim yanları törpülemeye çalışıyordum. Bazıları da bana hiç uğramadan, örneğin Andıç belgesinde olduğu gibi, Şemli Sakık meselesinde olduğu gibi, bana uğramadan transit geçiyordu zaten. Yani sanırım bunları isimlendirmeme çok gerek yok. Ama beni şöyle söyleyeyim, o zaman gazete içerisinde sen... ne derler, independent'te çalışan bir gazeteci gibisin falan gibi bir takım eleştiriler o zaman da geliyordu bana. Ya da ne bileyim şöyle söyleyeyim, ben mesela İstanbul'da Devsol galiba operasyonları vardı. Devsol operasyonları sırasında takır takır polis oradaki militanları silahlı olmasalar bile bazen öldürüyordu, canlı yakalamaya çalışmıyordu mesela. Yargısız infaz diye geçiyordu. Evet, yargısız infaz diye geçiyordu. Orada mesela bir gün çocuk, küçük bir bebek ya da birkaç yaşında, 2-3 yaşındaki bir çocuk koltuğun arkasına bulunmuştu. Ve o Hürriyet'te şey diye haber yapılmıştı. Polis öylesine özenli bir operasyon yapıldı ki o çocuğu canlı olarak oradan yara almadan kurtardı diye. Oysa biliyoruz ki zaten duvardan yüzlerce mermi izi vardı. Öyle bir çaba yoktu. Ve Hürriyet oradan bir efsane yaratmıştı. Şimdi ben orada onu tabii ki o gün itiraz ettim. Ve onu yazanların en gazetenin tepesindeki sorumlular olduğunu söylediler. Biz yaptık, ne var bunda dediler. Şimdi biz yaptık, ne var bunda dediğin zaman sen itirazını söylüyorsun ama orada kalıyorsun hani. Yani evet, ya
itirazını söyleyip orada kalmaya devam edeceksin ya da çekip gideceksin. Yani çekip gitmek de bir çare değildi benim için. Aslında birçok insanın ihmal ettiği şey, o zamanlar için mümkün de olan şey, gazetelerin tıpkı ülke gibi, tıpkı toplum gibi bir mücadele alanı olduğunu görmemeleri bence. Yani katılır mısınız bilmiyorum ama ben, sabah gazetesi zaten orada kalamazdım. Yani bir şeyleri etki edip değiştirme olanağımız, hele yönetici imişsiniz siz, ben hep muhabirlik yaptım. Yönetici iken daha da imkan dahilinde. Ve o mücadele, oradan ayrılmak, orayı terk etmek, bir gazetecilikten kopmak zaten başlı başına toplumsal sorumluluktan kaçmak. İki, orayı terk edip başka yaklaşımların insafına terk etmek gibi geliyor. O zaman şunu söylemem lazım, yani bu kadar konuşmak istemezdim ama defalarca Seymenler Parkı'na gittiğimi hatırlıyorum. Yani hani olur ya, gider ağaçlara konuşursun ya da işte ne bileyim dağlara haykırırsın falan gibi. Evet, defalarca Seymenler Parkı'na gittiğimi hatırlıyorum. Yani çok gerildiğimde, çok sıkıldığımda, evet, yeter artık, yani ne yapıyorum ben? Yani daha fazla kalmalı mıyım? Peki gidersem ne olacak? Bunu nereye kadar götürmeliyim sorularını kendime sorduğum çok Seymenler ziyareti oldu açıkçası. Bizim büro, evet, biliyorsun şeydeydi, Cinnah Caddesi'ndeydi o dönem. Evet. Oldu. Onu yani ve devam ettim. Evet, devam etmemin yanlış olduğu söylenebilir. Haksız, yani bunu yapmam gerektiği söylenebilir. Ama ben devam etmeyi tercih ettim. Mücadele etmeyi belki orada. Bunu tercih ettim. Bir yandan da ama yani sizi ombudsmanlığa da götüren bir süreç örülmüş oldu böyle ve ombudsmanlıkta da herhalde o Seymenler Parkı'ndaki muhasebelerinizin bir kısmını doğrudan okura aktarma olanağına kavuştunuz. Kesinlikle şöyle, ona birkaç örnek vereyim. Örneğin Ahmet Kaya meselesini, Ahmet Kaya Van Şerefsiz Haberleri, yani Ahmet Kaya'yı o aslında ölüme götüren sürecin nasıl olduğunu, Hürriyet Gazetesi'nin buna katkısını gazete yönetimine bir raporla mesela ben yazdım sonra. O rapor yayınlanmadı çünkü doğrudan Aydın Doğan'a verilen bir rapordu. Şimdi onu yeni hazırladığım kitabıma koydum ama. Öyle çünkü mi? Zaten Aydın Doğan medyadan çekildi. Artık rapor tamamen benim. Önümüzdeki dönemde Hürriyet'teki ombudsmanlık dönemini anlattığım, o kavgaların perde arkasını anlattığım şeyleri, kitabım yayınlanacak birkaç ay sonra. Orada anlattım onları. Çok merakla çünkü ben, bekliyor olacağız. Malum ben Cumhuriyet ekolünden geldiğim için iyi arşivciyimdir. Bütün tartışmaları, toplantı notlarını, işte mailleri hepsini saklamıştım zaten. Ombudsmanlık dönemini yazdım. Birincisi bu. İkincisi şöyle, mesela işte Ulucanlar cezaevindeki o baskın meselesi. Sonra Sivas katliamı ile ilgili haberler. Şu anda hatırlayamadım. Başka buna benzer. Yani Cumhuriyet'in bir uçak oldu. Uçakta rehin alınma olayı vardı. Uçak kaçırılma olayı. Yani rehin alma olayında, evet, bir arkadaşımızın fotoğraf çekme meselesi. Hem o hem de sanırım Osman Baydemir miydi? Ya sağ ele geçirilmeliydi diye bir İnsan Hakları Derneği'nde yöneticiydi Osman Baydemir. Yanılmıyorsam. Ve manyağa bak diye bir sürü manşeti ben okur olarak hatırlıyorum. Yani sağ ele geçirilmedi diyen bir insan hakları savunucusuna manyak sürü manşetiyle çıkmıştı diye. Evet, yani onu hatırlamıyorum. Onunla ilgili bir şey yapmadım doğrusu ama. Ya bu sözünü ettiğim konularda yeri geldikçe medya ombudsmanı, yani Hürriyet'in ombudsmanı, okur temsilcisi olarak yazılar yazıp o dönemi eleştirmeye çalıştım. Yani hani Hrant Dink meselesi, Hrant Dink ile ilgili işte yazılıp çizilenler konusu. Buna benzer, yani geçmişte olan, benim o dönemde olduğum dönemde olan hataları da medya eleştirileri olarak da Hürriyet'te kaleme almaya çalıştım. Peki bir şey onları değiştirme yaptım. Gücü oldu mu ombudsmanlıkta? Yani sizin ombudsmanlığınızın gazetenin yayınlarına bir etkisi oldu mu? Biraz diyeceğim. Yani istediğim kadar olmadı. İstediğim kadar olmadı, evet yani. Çünkü daha aslında sonradan yapılan eleştiri, bir de gazete açısından, Hürriyet açısından şöyle bir özgüveni gösteriyordu. O gazetenin marka değerini de büyüten bir şey oluyordu. Bu kavramları kullanıyorum çünkü Hürriyet yönetiminin bakış açısından, hani marka değeri vesaire. Yani biz o kadar özgüvenli bir gazeteyiz ki
Ombudsman bizi eleştirebilir ve biz o sayfalar, bizim sayfalarda bu yer bulabilir. Tam tipik o şey. Ya ben tabii marka değeri olarak bakmıyorum doğal olarak. Ben de bakmıyorum. Yani, onların bakışını söylüyorum. Evet. Ben okurla güven ilişkisi kurulması çerçevesinden bakıyorum. Okura öyle şey ilan ediyorsun ki ilkeler. Ben bu ilkelere uyacağım. Bu ilkelerle ilgili hatalar olursa da benim okur temsilcim beni denetleyecek. Sana da bunu söyleyecek. Ve ben de bu eğer istemeden bir hata olursa bunu düzelteceğim ve bir daha yapmayacağım demiş oluyorsun. Aslında olan şey bu. Fakat birçok konuda benim eleştirdiğim şeyler ve yanlış olduğu ayan beyan olan şeyler defalarca tekrarlandı. Aslında şu anlaşılıyor. Bir gazetenin, bir medya kuruluşunun ilkeler belirlemesi çok önemli değil. Değil. Evet. Çünkü önemli olan onların uygulanması. Şunu görüyorum bugünden geriye bakınca. Ben orada her şeyi itiraz eden, o ilkeleri gerçekten uygulamaya çalışan bir kişi, bir okur temsilcisi olarak bir mücadele vermeseydim, o ilkeler duvarda asılı bir çerçeve olarak kalacaktı. Tıpkı bugün Türkiye'de anayasanın öyle bir ana temel yasa olarak kalması gibi aslında bir şekilde uygulanmıyor. Hı. Ama orada var. O da öyle. Ben oradan maddeleri hatırlattıkça, ilkeleri savundukça, onların üzerinden kavga yürüttükçe bazı şeyler ortaya çıktı. Ve şunu da tabii belki daha sonra soracaksın ama söylememde yarar var. Belki de ben Demirören'ler gelmeseydi de zaten orada ayrılmak zorunda ya da atılmak durumunda kalacaktım. Oraya doğru gidiyordu. Çünkü bazı servis şefleri bile nasıl söyleyeyim kuyumu kazmaya başlamışlardı. Öyle bir şey var tabii. Bizde gazeteciliğin makus tarihinden biri de meslek içi rekabetin yüksek oluşu ve bu tür entrikalara da müsait bir meslek olması. Evet, o benim aslında hani az önce konuştuğumuz Hürriyet'in okur temsilcisi öncesiyle sonrası arasındaki temel farklardan biri şu galiba. Eskiden hataları söylüyordum ama bir gücüm yoktu, bir yere onu dönüştüremiyordum. Ama okur temsilcisi olunca onun yazma gücüm oldu ve yazarak onun üzerine bir kavgaya başladım. Öncesinde asla kavga yoktu, sadece söylemekle, itiraz etmekle yetiniyordum. Okur temsilcisi döneminde itiraz etmeye ve onu o itirazlarını sürdürerek kavga etmeye başladım. Peki kim çatışmalı dönemdi yani. Kim bunu önerdi? Siz mi önerdiniz okur temsilcisi olmayı yoksa Ben önerdim. Aslında benim okur temsilciliğimin başlangıcı, medya etiğiyle ilgilenmenin başlangıcı 1990'ların sonunda Doğan Tılıç'la birlikte TV8'de yaptığımız Çuvaldız programlarıdır. Çuvaldız programlarında bir yandan biz Hürriyet'te, ben Hürriyet'te çalışırken o da Efe'nin Türkiye temsilciyken İspanyol Haber Ajansı'nın ikimiz birlikte medya etiğiyle ilgili program yapmaya başladık. O programlar benim için son derece öğretici oldu. Ve aynı zamanda o dönem hatırlarsın Türkiye'de de artık medyanın iyice çamura bulandığı, okurla güven ilişkisinin tamamen kırıldığı ve buna karşı gazetecilerin harekete geçtiği, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin kabul edildiği bir dönem. Yani daha ilkelerin, etiğin tartışılmaya yoğunlaşıldığı bir dönem. Ve orada ben birazcık bu meseleye girmiş oldum. Sonra Enis Berberoğlu Ankara temsilciliğinden İstanbul'a genel yayın yönetmenliğine giderken ben yine haber müdürüydüm, Ankara temsilci yardımcısıydım. Ve o sırada tam da şey boştu. Ombudsmanlık boştu. Doğan Satmış, Temuçin Tüzecan ondan sonra bir boşluk vardı. Ben Enis Berberoğlu'ndan bunu istedim. Yani madem genel yayın yönetmeni oluyorsun hani ben de artık okur temsilcisi olayım. Yani bu haber müdürü daha fazla gitmesin noktasına geldim. Ve o da kabul etti. Gerçekten de yaptı. Okur temsilcisi olduktan sonra da ben o dönem Hürriyet'in Pazar Ekim'de aynı zamanda puzzle portreler başlığıyla portre söyleşileri yapıyordum. Evet ona da değindim. Bir yandan da sizin portreleriniz ve bunlar kitap oldu. Benim hatırladığım Leyla Zana kitabı vardı. Ben aslında evet portre yani portreleri biraz ben o siyasi dönem tarihleriyle birlikte aktarmaya çalıştım. Benim o anlamda ilk kitabım Maskeliydi, Tansu Çiller. Evet. Mesut Yılmaz Hanedanı Son Prensi. Leyla Zana Yemin Gecesi. Ve Çevik Bir Devlet Bahçeli gibi isimlerin portrelerinin olduğu Silüetini Seyidim'in Türkiye'si kitapları var. Tabii bu arada onları yazdım. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Hürriyet'teki dönüşüm ne zaman başladı? Yani bir dönüşüm var mı?
Ve o ne zaman başladı? Şu anlamda söylüyorum. Hani gayri resmi gazete diyorduk ya, hani devletin gayri resmi sözcüsü ve devletçi bir yayın çizgisi. Şimdi bu AKP iktidarıyla birlikte iktidarla bir çekişmeye döndü ve sonrasında da giderek gazete aşama aşama aslında iktidara teslim oldu. Sonunda da Demirören gazeteyi alarak anahtarı da iktidara bırakmış oldu. Bu dönüşümü biraz anlatır mısınız? Bu dönüşümün sancısını nasıl yaşadınız? Yani şöyle, ama onu şuradan başlamak gerekli galiba. Aslında Hürriyet Gazetesi'nin dönüşümü bir yerde Aydın Doğan'ın satın almasıyla başladı. Yani holdingleşme ve kartelleşme ile başladı. Orada evet yine Hürriyet devletçi çizgisini sürdürdü. Ülkedeki egemen dünya görüşünün çok uzağına düşmedi. Onun aygıtı olarak devam etti. Ama bir yandan da şirket çıkarlarını, holding çıkarlarını kollayan bir gazete olarak devam etti. Bu da onu işte 90'ların sonunda siyasi mimarlığa, siyaset mimarlığına götürdü. Yani hatırlarsın, o dönemde bir yandan Dinç Bilgin ve Aydın Doğan birbirlerini çıkardıkları gazetecileri almamak konusunda centilmenlik anlaşması yaparlarken, bir yandan da birisi Mesut Yılmaz'ı diğeri Tansu Çiller'i tutarak birbirleriyle kavga ettiler. Evet. O arada bir de Star gazetesi çıktı, Cem Uzan'la kavga ettiler gibi kavgalar yürüyordu bir yandan. Ağız kubbeli savaşları vesaire vesaire. Çok ayrıntı tabii. Şimdi böyle bu çıkarları sürdürürken 2002'de AKP iktidarı geldiğinde Aydın Doğan ve belki diğer medya patronları da canım bu iktidarda ne olacak? Bunlarla da bir şekilde işte arayı düzeltiriz. Yine iş yolumuza devam eder, kervan yoluna devam eder diye bir anlayış içerisindeydiler. Fakat orada bir şeyi kaçırdılar. Tayyip Erdoğan daha önceki siyasetçilerden farklıydı. Evet. Onun bir siyasi misyonu vardı ve ülkeyi başka bir yere götürmek istiyordu. Ve bugüne kadar da bu medyayla çatışmıştı. Bu medyayı sadece kullanmak değil, yok etmek, devşirmek, dönüştürmek istiyordu. Bunu fark edemediler. İlk dikkat edersen ilk yıllarda, ilk dönemde AKP iktidarıyla Aydın Doğan ilişkisi, hatta diğer gazetelerinde hep böyle şeydir. Destek ilişkisidir aslında. Kavga etmeden onunla işte, yumuşak tonda eleştiri belki. Yani çok ufak şeyler oldu. Tabii sonra işte evet bir takım çatışılan konular girdi araya, ama o arada tabii Tayyip Erdoğan da işte ilk başta Star grubunu devşirerek, sonra Dinç Bilgin grubunu devşirerek, onlara işte TMSF aracılığıyla el koyarak oradan epeyce bir yol almıştı. Aydın Doğan medyası zaten zayıf kalmıştı. Ve sonra yavaş yavaş onu işte vergi cezalarıyla, işte sürekli açıklama demeçlerle, hedef alarak, boykot çağrılarıyla, boykot çağrılarıyla baskılamaya başlamıştı zaten. Bu çatışmayı Aydın Doğan da çok fazla götüremedi. Götüremedi. Sonuçta gazete yönetimi, işte özellikle Ertuğrul Özkök uzaklaştırması bu anlamda ciddi dönüm noktalarından birisidir. Ve tabii sadece Ertuğrul Özkök'ü değil, Emin Çöleşan'ı, sonra Bekir Coşkun'u, sonra Yılmaz Özdil'i gibi bazı isimleri de gazeteden uzaklaştırması ciddi. Ama Özkök gazeteden ayrılmadı diğerlerinden farklı olarak. Özkök bunu nasıl başarıyor? Yani ben bunu merak ediyorum aslında. Bunu ben de bilmiyorum. bunu bilmek zor doğrusu. Evet. Ertuğrul Bey, yani Ertuğrul Bey'in bir teorisi var. Onu anlattım mı bilmiyorum daha önce. Kavak yerleri teorisi. Ben duymadım. Onu Doğan Tılıç galiba kitabında yazmıştı. Ertuğrul Bey'in hala da sürdürdüğüne inandığım teoridir o. Kavak nasıl bir ağaçtır? Rüzgar gelince eğilir. Rüzgarın yönüne. Evet. Rüzgar gidince ne yapar? Doğrulur. Ama aman rüzgar gelmiş diye yok olmaz. Yani devrilmez, yok olmaz falan falan. Ertuğrul Bey'in çizgisi de bu aslında. Kendi söylediği teori bu yani. Kavak gibidir. Yani güç gelince eğilir ama güç gelince gider. Onun için var, önemli olan orada kalmasını sağlamak. Ertuğrul Özkök çok önemli bir simge. Yani Türkiye'deki gazeteciliğin simgesi belki de. Yani Türkiye'de gazeteciliği bir kişide tanımla derseniz, yani egemen mevcut gazeteciliği, Ertuğrul Özkök bunu temsil edebilir. Belki çok iddialı bir şey söylüyorum ama gerçekten öyle. Hem bahsettiğiniz teori hem de bakış açısı olarak da, yani 80 sonrası hemen neoliberalizme sarılması, bunu yaparken ama bir yanda devletin sözcüsü olmayı sürdürmesi, her daim devletin yanında kalması, parayı, gücü bir değer olarak her zaman öne çıkarması. Ama
aynı zamanda bunu bir zekayla yapması. Yani nasıl diyelim? Kesinlikle. Şimdi iki bazı yandaşlarda iki sefil bir beceriksizlikle değil yani, ama bir bunu kitlelere kabul ettirmesi, öyle diyelim. Ertuğrul Özkök'ün başarısı buydu herhalde. Tabii tabii, yani şöyle, Ertuğrul Özkök'ün tabii ki çok iyi bir entelektüel birikimi var. Çok zeki ve dünyayı, medyayı, değişimi sürekli izleyen bir insan. Kalemi çok iyi, kalemi çok kuvvetli. Ve gazetecilikte de yenilikleri açık. Kendi hayatında da sürekli yenilikleri açık bir insan. Dolayısıyla da evet, gerçekten o isimlerden ayırmak gerekiyor. Peki buradan şimdiki manzaraya geçelim. Tabii. Yani son uzatacaktım aslında. Yok, hiç unutmuyorum, dediğiniz şey önemlidir. Yani hiç unutmuyorum. Şöyle, bir arkadaş Ertuğrul Bey bir gün yurt dışında bir yerde, ondan hani eskiden telefonla alınıyor ya, bilgisayarlar yok yani. Yazısını telefonla yazdırıyor Ertuğrul Bey. Ve ama hiç duraksamadan, yani sanki bir metni okur gibi yazdırıyor. Arkadaşımız da soruyor, Ertuğrul Bey, yani siz hani bir yerden mi okuyorsunuz, yazdınız mı, yoksa ezberden mi söylüyorsunuz? Canım, ezberden söylüyorum diyor. İyi de yani nasıl yapıyorsunuz, ben yapamam böyle bir şey diyor. Tamam diyor, işte zaten onun için sen muhabirsin, ben genel yayın yönetmeniyim. İyi bir şey. Peki son dönem yine bir polemik yaşadınız Ertuğrul Özkök'te. Evet. Bu önemli bence, çünkü mevcut medya manzarasını anlatmak bakımından da örnek bir olay. Siz Hürriyet gazetesini İbrahim Kalın'ın bir demecini, aslında demeç olmayan İbrahim Kalın'ın doğrudan gazeteye gönderdiği bir metni bir söyleşiymiş gibi basmasını eleştirdiniz. Evet. Sonra Ertuğrul Özkök, önemli olan İbrahim Kalın'ın bunu yazmış olması mealinde bir, evet, yanıt verdi. Ne söylediği önemlidir. Evet. Nasıl geldiği değil dedi. Sonra da Ahmet Hakan çok daha yani Ertuğrul Özkök gibi doğrudan yaptığı işi savunmadan size benim biraz ergence diye nitelediğim bir aslında yanıt da değil, bir çok amiyane tabirle laf sokmaya çalıştı. Ve ondan sonra bir tartışma başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Neyi ifade ediyor? Ben gazetecilik açısından onlar adına utanıyorum. Gerçekten onlar adına utanıyorum. Çünkü utanılması bir durum söyledikleri, savundukları ve yaptıkları. Niye? Yani Cumhurbaşkanlığından gelen bir metnin yayınlanmasında ne gibi bir mahsur var? Şimdi önce şunu söyleyeyim. İbrahim Kalın'ın yazdığı metinde gerçekten yani çok ayrıntılı okuduğumu söyleyemem. Yani çok ayrıntılı, ayrıntılara indiğimizde belki farklılıklar olabilir ama temel olarak kötü bir metin, yanlış bir metin, yani nasıl böyle bir şey yayınlanabilir diyeceğim bir metin değil elbette. Tamam. Ama mesele burada içerik değil. Mesele yöntem. Şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor. Gazeteci bir devlet adamından, devlet insanından, devleti yöneten kişilerden gelen metinleri olduğu gibi yayınlar mı? Ve de üstelik de bunu bir gazetecilik ürünüymüş gibi okuru kandırarak sunar mı? Bence doğru soru bu. Çünkü Hürriyet gazetesi İbrahim Kalın'ın bir gün sonra kendi sosyal medya paylaşımında 10 soruda hazırladım, 10 soruda anlattım bu işte İslamofobi dediği metni, Hürriyet'i anlattı, 2 nokta üst üste diye yazdı. Yani sanki Hürriyet sorular sormuş, İbrahim Kalın cevap vermiş gibi yaptı. Şimdi o zaman insanın aklına şu geliyor. Hürriyet gazetesi devleti yönetenlerden gelen başka hangi metinleri gazetecilik ürünü gibi, haber gibi, söyleşi gibi okuruna sundu? Okurunu nasıl kandırdı? Şimdi Ertuğrul Bey şunu söyledi. Canım ne önemi var? Ne söylediğin? Evet, önemi var. Çünkü ikisi arasında şöyle bir fark var. Devleti yönetenler politika yapıyorlar. Yani İbrahim Kalın'ın da işte Fahrettin Altun'un da sonuçta siyasileri bile eleştiren demeçler, açıklamaları ortada. Muhalefet liderini, ana muhalefet liderini eleştiriyorlar. Yani düz bir bürokrat gibi de davranmıyorlar. Onlar da politikanın bir parçası olarak devam ediyorlar. Sadece o da değil. İşte bu zaten İbrahim Kalın'dan gelen metni kendileri söyleşiymiş gibi sunan insanlar, ben ne bileyim bir bakandan, işte ne bileyim Berat Albayrak'tan gelen metni ya da Tayyip Erdoğan'dan gelen metni de öyle yayınlayabilir. Bir, bu okuru kandırmaktır. İki, devletin yönetimlerin propaganda aracı haline gelmek demektir. Şimdi bu da gazetecilik ilkeleri açısından bakıldığında evrensel bir doğru yani. Ve Ertuğrul Bey bunu, canım ne fark eder diye savundu. Bunu gerçekten yani utanıyorum. Çünkü bir de orada şöyle bir şey var. İbrahim Kalın özellikle Avrupa, şunu üzerine örtmeye çalışıyordu.
Fransa'daki öğretmen cinayeti Samuel Petit'ydi galiba. Evet. Öğretmenin öldürülmesi konusu medyada Türkiye doğru düzgün haber yapılmadı. Bir iki yerde küçük küçük haberler oldu. Hatta hiç unutmuyorum, Yeni Şafak'ta da şöyle bir haber çıktı. Bu cinayetle ilgili bazı soru işaretleri olması Fransız istihbaratının da bunu gerçekleştirmiş olabileceği konusunda kuşkular uyandırdı diye. Şimdi bu haber falan değil. Şimdi bütün bunlar oldu. Ne İbrahim Kalın'dan ne Fahrettin Altın'dan ciddi tepki gelmedi. İbrahim Kalın Hürriyet'te çıkan bu metinden bir gün önce Fransa'daki cinayeti kınayan bir paylaşımda bulundu. Yani bu metne hazırlık yaptı. Ertuğrul Özkök'ün o yazıda en beğendiği bölüm de aslında o bölüm. Yani ben orada bir samimi durumun olmadığını da düşünüyorum ayrıca. Yani gözlüyorum açıkçası. Evet. Tam da aslında benim çok tekrar ettiğim bir şey var. Bu iktidar basını ve yandaşlık üzerine. Hep şunu söylüyorum. Türkiye'de yandaş basın yoktur. Türkiye'de bir iktidar basını vardır. Ya yandaşlık bile bir basın organı var ve o basın organı iktidardaki partinin ya da partilerin siyasi görüşleriyle uyumlu. Bu olabilir. Yani dünyanın her yerinde bu tarafsızlık, nesnellik tartışmalarına girmeyelim ama hani gazetecilik yapmış herkes bilir ki tarafsızlık yoktur. Önemli olan nesnellik, objektifliktir. Bir yandaşlık söz konusu olabilir. Bu çok da aykırı bir durum değil gazeteciler için. Ama Türkiye'de olan o değil. Tam da bu aslında bunun örneği oldu. Yani yandaş bir gazeteci ne yapardı? Giderdi İbrahim Kalın'a sorular sorar. O yanıtları alır, yayınlardı. Ama yine bir aracılık faaliyeti, bir gazetecilik faaliyeti olmuş olurdu orada. Evet. Burada doğrudan kendi basın bülteni gibi görüyor gazeteyi. Yani diyor ki soruyu da ben yazdım, yanıtı da ben verdim, kurguyu da ben yaptım, siz basın. O zaman Ahmet Hakan'a niye maaş veriyor Demirören? Tabii ama ayrıca şunu da biliyorum zaten. Hepimiz de biliyoruz. Bu tür başka metinler gerçekten Cumhurbaşkanlığından, başbakan, bakanlıklardan geliyor ve öyle yayınlıyorlar. Yani sadece bu mesele değil, ekonomi sayfasında, dış haberlerde, her yerde bunu yapıyorlar. Bu sadece yakalandı aslında. Yakalandılar. Evet. Tek ayak üstünde yakalandılar üstelik yani. Mesela bunun için kızdılar. Ertuğrul Özkök'ün ama 27 yıl birlikte çalışmış bir kişi olarak bana ombudsman diye hitap etmesi, adım vermeden yazması. Sonra Ahmet Hakan'ın da kendini ombudsman sanan diyerek hitap etmesi doğrusu gerçekten çocukça. Evet. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Evet. Yani eski Türkiye'de ya da yaşarken Ertuğrul Özkök'ün o güç sarhoşu hali şimdi Ahmet Hakan'da da var. Dolayısıyla her ikisinin de böyle bu üslupta kullanmalarını ama kendi çaplarını ele verdiğini söylemek yanlış olmaz. Yok, kesinlikle değil tabii ki. Yani bir defa her şeyden önce ben kendimi ombudsman sanıyor olabilirim. Evet, ben kendimi medya ombudsman olarak tanımlıyorum. Tamam arkadaş. Önemli olan benim kendimi ne sandığım değil ki. Benim ne söylediğim, sen söylediğime cevap ver. Bunu zaten kendisine sosyal medyadan yazdım. Bir. İkincisi, eğer ben ombudsman olarak sanıyorsam ve sözlerimin bir önemi yoksa neden o zaman bu kadar alınganlık gösteriyorsunuz ki? Neden yazıyorsunuz? Yani yazmayın. Yaz, o zaman niye kızıyorsunuz? Kaldı ki diyor ki bizim kendisi ombudsman sanan arkadaş bizim bir virgül hatamıza 142 sayfa medya etiği eleştirisi yazıyor. Ama işte damadın ihası diyen Tele 1 için bir şey yazmıyor. Bir, ben yazdım. Ben gerektiğinde Cumhuriyet'i de eleştiriyorum, Sözcü'yü de eleştiriyorum. Hepsini eleştiriyorum, bir gün de eleştiriyorum. Benim için böyle bir ayrım yok. Yani birazcık yazdıklarına bakarsa insanlar görürler kimi nasıl eleştirdiğimi. Böyle kaldı ki damadın ihası sözünde de bir nasıl bir aykırılık varmış? Özel yani işte, o milletin ihası. Ama için. Özel bir şirket o. Yani devlet kamu şirketi değil ki. Yani evet, bu tartışılabilir. Ama mesele zaten işte tam da bu işte zaten. Hani bana bu demagoji bu yani. Demagojik bir yaklaşım. Ben sana diyorum ki devletten gelen hangi metinleri gazetecilik ürünü gibi yayınladın ve okurunu yanılttın kardeşim diyorum. Ertuğrul Özkök ombudsman böyle dedi diyor. O da kendisi ombudsman sana böyle diyor. Ya sen niye bunu yapmadın? Damadın nihalarına cevap vermedin diyor. Ben de ona dedim ki kardeşim damadın ihalarını bırak. Demagoji yapmayı bırak. Ben sana bunu soruyorum. Buna cevap ver. Ki kaldı ki ben ona daha önce şunu da sordum. Hem Hürriyet okur temsili yaptığım sırada bir yatak reklamı yaptı. Bunun örtülü reklam olduğunu yazdım. Sonra reklam kurulu, ben oradan ayrıldıktan sonra reklam kurulu Hürriyet'e Ahmet Hakan'ın yazısı nedeniyle ceza verdi. Yani reklam kurulu Ahmet Hakan'ın yazısında yatak reklamı yaptığını tescilledi. Bunu da yazdım ve kendisine sordum. Neden bunu yaptın? Bu doğru değil diye yazdım ve cevap vermedi. Şimdi bu sorulara cevap vermeyeceksiniz. Ondan sonra sen de şunu niye yapmadın diyeceksin. Bu hoş değil.
Bu gazetecilik de değil, insani yaklaşım da değil. Bu kendilerini kurtarmaz. Yani nitekim kurtarmadığı da şuradan da belli. Yani ben işte son olarak da yazmaya devam ediyorum. Yani yaptığım şeyler mesela son olarak da Tayyip Erdoğan'ın prompter kazasını, prompter'da yaptığı hatayı aynen haber diye yayınladılar. Onu da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın web sayfasındaki haberden aynen alıp internet sitelerine koydular. Üstelik de Tayyip Erdoğan sanki insanlar kıymetli değildirmiş gibi bir söz söyletmiş oldular. Yani gazeteci bir cumhurbaşkanı da olsa kim hata yapsa yaparsa yapsın, dili sürçerse sürtsün ki herkes hata yapabilir yani hepimiz yapabiliriz. Cumhurbaşkanı dili sürçtü. Yani insanların canı bizim için çok kıymetlidir diyeceğini, insanların canı hiçbir şeyden kıymetli değildir demesin dedi. Bu yanlış oldu der ve bunu düzeltirsin. Ne var bunda yani? Ama düzeltemiyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı alıp aynen metni yayınlıyorlar. Bu gazetecilikse onlara diyecek hiçbir lafım kalmaz. Peki son olarak çok temel bir fark ifade edecek olsanız, yani eski Türkiye'nin medyasıyla yeni Türkiye medyası. Mesela ben yargı alanında daha çok haber yaptığım için bu sorularla çok sık karşılaştım. Eski dönem yargısı ile yeni dönem yargısı arasındaki fark, en temel farkın eski dönemde doğrudan dikte edilen konular çok sınırlıydı. Ve bir öngörülebilirlik vardı hukukta. Hukuksuzluğun da bir öngörülebilirliği vardı. Hani neyi yaptığınızda nasıl bir cezayla karşılaşırsınız? Evet. Bunu öngörebiliyordunuz. Şimdikinde doğrudan bir partizan hukuk olduğu için öngörülemezlik en temel mesele ve keyfilik. Basın için ne dersiniz? Yani ikisi arasındaki en temel fark ne? Şimdi yani sorgulayan, eleştiren, koşturan bir medya yok artık. Tamamen edilgen, ne söylenirse onu yapan, ne verilirse onu okura aktaran bir medya haline geldi. Yani yaygın medyada büyük bölüm hepsi için tabii ki söyleyemem bunu. O hale geldi. Edilgen medya. Hani dördüncü kuvvet falan değil. Yani kuvveti hiçbir şekilde kalmayan bir propaganda aracı haline gelen bir medya. Ama aynı zamanda gerçekleri gizlemeye yarayan bir medya. Ya ben böylesine ikili işlevi olan bir medya haline geldiğini düşünüyorum. Peki son olarak o zaman şunu söyleyeyim. Yeni medya araçlarıyla ilgili umudunuz var mı? Yani kesinlikle. Kesinlikle ben yeni medyanın zaten Türkiye'de bu eskilerden değil de tamamen yeni mecralardan ve yeni medyadan çıkacağına inanıyorum. Yani elbette bu sonuza kadar böyle gitmeyecek. Türkiye demokrasiye ve özgür medyaya kavuşacak. O zaman da bugün güvenilirliklerini yitiren, o edilgin hale gelen, propaganda aracı haline gelen ve gerçekleri gizleme görevini kendisine iş edinen medya ortalıkta kalmayacak, yok olacaklar. Ya ben de zaten şu anda bunu yapmaya çalışıyorum. Yani insanlara gazeteciliğin hala değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorum ve bunların yaptığının gazetecilik olmadığını, yapılan yanlışları kayıt düşerek, not düşerek bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani bir anlamda geleceğe hazırlık benimki aslında. Peki, çok teşekkür ederim Faruk abi, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim.